Evet, tekrar merhaba. Nerede kalmıştık? Adın iyi durumunda, iyi halinde. Şimdi biz ne yapacağız? Bakın, diyeceğiz ki iyi hali ne demektir? İşte sayarken değil mi? Yalın hal demiştik. Sonra i eki gelirse iyi hali. Bazen çocuklar sağ tarafa bir bakarsanız eğer bu i bazen ı olabilir, bazen u olabilir, bazen ü ekleri gelir diyor. Neden böyle diyor? Çünkü kelimenin içindeki sesli harflere göre i, ı ya u ya ü'ye dönüşebilir ama fark etmez, biz gene de hepsine ismin, adın iyi durumu diyoruz. İyi burada başkan olsun, hepsini temsil etsin. Ve işte bakın şu çok önemli. Belirtme anlamı verir. Belirtme. Ne demek belirtme? Şimdi cümlelerde bunu göreceğiz. Bakın bakalım. Bugün evi temizledik. Buradaki varlık adı ne? Ev. Ne gelmiş? İyi eki gelmiş. Değil mi? İyi. İyi halinde. Evi. Peki anlam olarak nedir? Düşünün. Bir şeyi belirtiyor. Bugün evi temizledik. Diyor ki evi. Evi temizledik. Gösteriyor. Bugün evi temizledik. Belirtiyor. Evi belirtiyor. Buradaki iyi olmasaydı, bakın o belirtme olmazdı. Bugün evi temizledik. Lütfen bu kalemi al. Hangisi? Bu kalemi al dediği zaman, evet, söyleyin bakalım. Varlık adı ne? Kalem. Değil mi? Kalemin. Önce şu evin altını çizelim. Burada da şurada. Değil mi? İsmin iyi hali. Bakın kalem bir varlık adı. Buraya da ne gelmiş? Bakın i eki gelmiş. Buradaki i eki de şurada. Peki. Lütfen bu kalemi al. Belirtiyor. Diyor ki lütfen bu kalemi al. Belirtiyorum. Bu kalemi. Demek ki i hali belirtme anlamı veriyormuş. Ders çalışmak için Uğur'u çağırdım. Buradaki isim hangisi? Uğur. İşte bakın burada ne gelmiş bakın. İ yerine U gelmiş. Gelebilir mi? Gelebilir. Gelebilir. Gelebilir arkadaşlar. Gelebilir çocuklar. Burada çünkü Uğur, Uğur bir varlık adı ve Uğur'da U sesli harfi. Yani şöyle olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ders çalışmak için Uğur'u çağırdım. Uğur'u, Uğur'u diyemeyeceğimize göre Uğur'u diyoruz ve buraya ne geliyor? U geliyor. Uğur'u çağırdım. Bu da ismin i halidir ve belirtiyor. Kimi çağırdım? Uğur'u. Belirtiyorum. Uğur'u çağırdım. Diğer cümleye gelelim. Ömür'ü tebrik ederiz. Ömür'ü tebrik ederiz. İsim nedir buradaki varlık adı? İsmi nedir? Ömür. Peki ömür kelimesine bakın ne gelmiş? Belirtiyor. Neyi belirtiyor? Tebrik ederiz. Ömür'ü tebrik ederiz. Ömür'ü tebrik ederiz derken buraya i getiremeyiz. Neden? Ömür'ü tebrik ederiz diyemiyoruz çünkü. Çok zor söylemek bunu yani. Yanlış, yanlış, yanlış. Ömür'ü diyemeyiz. O yüzden bakın burada ü olduğu için de nedir? İ halinde ü'yü de kullanabiliyoruz. İsmin i halidir diyoruz buna. Ve diğer cümle. Eyvah ütüyü yere düşürdüm. Bir ünlem cümlesi değil mi? Eyvah ütüyü yere düşürdüm. Buradaki isim hangisi? Varlık adı ütü. Aa, aa, bak şuraya bir bakın. Herkes bir baksın. Çok iyi baksın. Buraya kadar çizdim bak. Varlığın adı ütü. Peki varlığın adı ütü. Şimdi ben şöyle diyebilir miyim? Eyvah ütüyü yere düşürdüm diyebilir miyim? Diyemem. Değil mi? Ne gelecek? Burada ü olduğu için buraya da ü gelecek. İsmin i halinde ü gelecek. Aa öğretmenim bir de y var burada ya. Bu y nedir? Buraya gelmiş. Kaynamış ya araya. Kaynamış yani. Nedir bu acaba? Çocuklar şöyle diyebilir miyiz? Ütüyü. Eyvah ütüyü yere düşürdüm. Bakın söylemesi zor olduğu için araya biz kolayca söyleyelim diye bir y geliyor. Kaynaştırıyor yani. Ü'leri kaynaş. Bu ü'ler yeni tanışmışlar da kaynaşamamışlar daha. Yani arkadaş olamamışlar. Y de diyor ki y ben sizi kaynaştırayım. Yardımcı olayım diyor. Ve ne yapıyor? Bunları kaynaştırıyor. Ütüyü oluyor. Ütüyü.
Eyvah, ütüyü yere düşürdüm derken de ü nedir? Burada ismin i halidir. Son cümlemiz kapıyı yavaş kapatır mısınız diyor. Buradaki nedir şeyimiz, ismimiz, varlık adımız nedir? Nedir, 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 nedir? Kapı, harikasınız. Evet, kapı kelimesine ismin i halinde oluşsun. Kapı i diyemiyoruz. Burada ı var, o yüzden biz de ı diyelim yani. Kapı ı, kapı ı da diyemeyiz yani. Kapı ı, bunlar iki tane ı arkadaş yeni tanışmışlar bunlar. Kaynaşmak istiyorlar. Kaynaştırma, gel buraya. Geldim, geldim. Ve kapı ı oluyor. Ne oluyor? Kapıyı. Bu kaynaştırıyor. Şuradaki ye var ya, ye. Bu çok güzel bir şey yapıyor. Arkadaşlar birbirine kaynaştırıyor. Ve kapı ı demediğimiz için kapıyı diyoruz. Ve ismin i halinde olur. Demek ki ismin, bakın ne dedik? Yalın hali, i hali. İ hali belirtme anlamında. Nasıl belirtme anlamında? Hemen tekrar edelim. Evi. Bu kalemi. Hep bu i'ler, u'lar, ü'ler belirtiyor. Ömür'ü tebrik ederiz. Uğur'u çağırdım. Ütüyü belirtiyorum. Kapıyı belirtiyorum. Demek ki i hali belirtme anlamı vermiş. Çok yoruldum. Biraz dinleneyim bir dakika. Sonra geliyorum. Evet, dinlendim. Devam edebiliriz. Şimdi neredeyiz? 3. İsmin e hali. Ne demek ismin e hali? Adın e durumu. Bir önceki slaytlarda gördüğünüz gibi 3. halimiz adın e durumu. Peki nedir? Aynı i'deki gibi bazen hecedeki sesli harfe göre e'ler a olabilir. E a ekleri gelir yazmışım ve yönelme anlamı verir. Ne demek acaba yönelme anlamı? Bunu ancak örnek cümlelerden ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. Koşarak örnek cümlelere geliyorum. Şimdi bir tekrar edelim isterseniz baştan. Hatırlayın neydi ismin yalın hali, neydi i hali, e hali, d hali, den hali ve biz üçüncüsündeyiz. Ayrıntılı olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü ismin e hali. Şimdi gelelim cümlemize. Erva eve doğru koştu. Erva eve doğru koştu. Buradaki isim nedir çocuklar? Nedir? Ha, Erva'dır. Haklısınız. Erva ama Erva'ya bir ek gelmiş mi? Gelmemiş. Biz buna bakmıyoruz. Çünkü bizim aradığımız yalın haldeki de. Biz şu anda e halinde olana bakıyoruz. Ve burada bakın. İşte bakın. Bakın. Varlığın adı ev. Buna ne gelmiş? Bakın e eki gelmiş. Eve. Eve. Yönelme. Erva eve doğru koştu. Nereye? Eve. O tarafa yöneliyor yani. O tarafa yöneliyor. Eve doğru. Eve doğru. Tamam mı? Buradaki eve ismin e halindedir. İkinci cümleye bakın. Kalemi etiket yapıştır. Buradaki varlık adına. Hangisine gelmiş e? Hangisine? Biz önce varlığın adını buluyoruz. Hadi bir ne yapalım? Sır mısınız küçük dedektiflerim? Varlık adı avlamaya gidiyoruz. Varlık adı, varlık adı. Cümleye gel. Varlık adı. Bulalım. Kalem. Buldunuz mu siz de? Kalem. Evet. Aa, yanına ne gelmiş? E. Aa, bu ismin E hali. Tanıdım ben bunu. Harikasınız. İsmin neydi? E hali. Kaleme. Kaleme etiket yapıştır. İşte burada hemen gözüküyor. Kaleme. Kaleme etiket yapıştır. Kaleme. Buraya doğru yani. Buraya yönel. Buna yapıştırma. Bak buna diyorum. Kaleme. Ya da buraya yapıştırma. Buraya. Kaleme. Buraya yönel. Üçüncü cümle ne oluyor o zaman? Kaleme ismin e hali oluyor. Varlığın adı kalemdi. E geldi. Uğur'a merhaba dedim. Varlık adı nedir? Uğur. Ama Uğur kelimesine ne gelmiş? Ne gelmiş? Ne gelmiş? A gelmiş. Bu olabilir mi acaba?
Olamaz çünkü şöyle olacaktı. Ure, ure merhaba dedim. Olur mu? Olur mu? Olmaz. Olmaz. Ure denmez. Ure denmez. Türkçemizi güzel kullanalım lütfen. Uğra. Neden? Çünkü A'ya dönüşebilir. E sınıf başkanı temsil ediyor. Başlık olarak E yazdık. Ama bazen A olabilir. Tamam mı? Uğra merhaba dedim. Buradaki Uğra ismin ne halidir? E halidir. Bunlar ömüre verilecek. Harikasınız. Ömür bir nedir? Nedir? Varlık adıdır. Buna da ne gelmiş? E gelmiş. E ne diyoruz? İsmi ne hal? Tabi dikkat ettiyseniz özel isimlere gelen hal ekleri, bunlar hal ekleri oluyor. Ne yapılıyor? Ne eki olursa olsun, hal ekleri daha doğrusu, tırnak, kesme işaretiyle ayrılarak yazılıyor. Bunu unutmayın çocuklar. Ütüye örtü ört. Hatırlayın bakalım nedir varlığımızın adı? Ütü. Peki ütü kelimesine E getireceğiz. Neden getiriyoruz? E halinde söylemek istiyoruz ya. Şöyle diyebilir miyiz çocuklar? Ütü E, örtü ört. Ütü E. Olur mu? Söyleyemiyoruz. Bunlar ya niye söylemiyoruz? Çünkü bunlar yeni tanışmışlar. Kaynaşmaları gerekiyor bu. Ü ile E'nin kaynaşması gerekiyor. Çağıralım kaynaştırma harfini. Kaynaştırma gel gel gel. Geldim 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 diyor. Ve bunlar kolayca oynuyorlar ve söyleniyorlar. Nasıl söylüyoruz? Ütü E demiyoruz. Ütüye örtü ört böylelikle. Bu da ne olmuş oluyor? İsmin E hali olmuş oluyor. Ve yine yöneliyor. Ütüye örtü ört. Yani işte buna örtü ört değil de yönel. Nereye yönel? Ütüye. Ütüye örtü ört. Ve kapıya sepet bırakmışlar. Burada bizim bakın isim varlık ismi dediğiniz zaman siz belki şunu söyleyebilirsiniz. Öyle bir sepet de var, sepet de var. Haklısınız, sepet de var. Ama sepete hiç ek gelmemiş. Yalın halde. Biz burada ne arıyoruz? Biz burada E halini anlattığımız için başka bir varlık adı avlayalım. Hazır mısınız? Yürüyün. Hangisi? Hangisi? Kapı. Harikasınız. Kapı bir varlık adıdır. Kapı kelimesine E getirdiğimiz zaman ne olur acaba? Kapı E olabilir mi? Kapı E sepet bırakmışlar. Olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Zaten belli işte buraya A gelmiş bir tane ama bu I ile A ne yapmış bunlar? Arkadaş olamıyorlar daha yeni tanışmışlar. Bunları bir kaynaştırma lazım. Ya ye çağıralım kaynaştırmayı. Gel buraya bunları kaynaştırmayın. Kaynaştırdım. Ne oldu? Kapı A değil kapıya. Zaten E de olmaz. Kapı E de olamayacağına göre kapı A da değil kapıya. E A'ya dönüştü. Sonra da ne geldi? Kaynaştırma. Peki kapıya yöneliyorsun. Kapıya. Kapıya sepet bırakmış. Oraya doğru. Kapıya. Ne anlamı veriyormuş? Yönelme anlamı veriyormuş. Ve dördüncüsündeyiz. Şöyle yapalım. Hatırlayın. Başla. İsmin yalın hali. İsmin i hali. İsmin e hali. Ve ismin d hali. İsmin d hali yanı. Diğer adıyla adın nedir? D durumu. Peki bu nedir acaba? Bakın çocuklar ismin D halinde de D'yi kullanabiliriz. Tabii ki zaten başlıkta var. Bu başkan olsun diğer arkadaşlarını temsil etsin. Ama bazen sesli harflerin durumuna göre ne olabilir? Da olabilir. Bazen çok sert harfler gelir. O zaman da ne olabilir? T olabilir. Yine ta olabilir. Neymiş? D, da, t, ta ekleri alır. Ve ne anlamı verir acaba? Hatırlayın. Yönelme anlamı vermişti. İ, e de, pardon, i belirtme, y yönelme anlamı, e yönelme anlamı vermişti. Peki bu d ne verecek? Burada yazıyor. İçinde, üstünde anlamı verecek. Cümlelerden anlayacağız bunu. Hemen başlayalım birinci cümleye. Birinci cümlede diyor ki, bakın. Evde oturup kitap okuduk. Hemen bir varlık avına koşalım. Varlık avına. Varlık avı olarak bakıyoruz. Hangi varlığın varlık ismini? Ne var varlık ismi?
Öğretmenim kitap var, haklısınız kitap var ama biz burada ismin D haline bakıyoruz. Kitaba hiçbir ek gelmemiş. O yalın 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 halde, onu bırakın. Siz D avcısı olacaksınız. Gelin bakalım burada ne var? Burada bir ev sözcüğü var. Ev sözcüğüne ne getirmişler? D. İşte size ismin D hali. Evde. Peki ne anlamı var? Evde oturup kitap okuduk. Evin içinde anlamı veriyor. Anladınız mı? Buradaki D içinde, üstünde, evde, evin içinde kitap okuduk anlamını veriyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli, bu çok önemli. Çünkü sonra bir de D bağlacını öğreneceksiniz. Eğer D halini çok iyi öğrenirseniz D bağlacını çok çok kolay öğrenirsiniz. Ama önce D hal ekini öğrenmeniz gerekiyor bağlaçtan önce. Peki. Kalemde bir bozukluk var. Nedir? Varlık adı kalem. Kalem kelimesine biz ne getirmişiz? D. Değil mi? Ne olmuş? İsminin D hali. Kalemde bir bozukluk var. Yani bakın, kalemde bir bozukluk var. Basıyorum, basıyorum olmuyor. Kalemde bir bozukluk var. Kalemin kendisinde, üstünde, içinde anlamını veriyorum. Anlaştık mı? Burada topum kalmış. Varlık adımız burada. Top da var ama biz burada D ismin hal ikini gördüğümüz için şuna bakacağız. Uğur, uğur. Uğur, U harfi olduğu için D, da'ya dönüşmüş ve özel isim olduğu için de kesme işaretiyle ayrılmış. Peki anlam olarak nedir? Uğur'da topum kalmış. Uğur'da, onda, onun üstünde yani, onun elinde anlamında. Ağaçta kedi kalmış. O iki tane kalmıştı cümle yapmışım. Ağaçta kedi kalmış. Peki ağaç, bakın kedi de, aman ha, burada ne görüyoruz? İsmin D halini görüyoruz. Kedi nedir burada? Yalın halidir. Biz D'ye bakalım. Ağaç. Ağaç kelimesi bir varlık adıdır. Peki ta nedir ta? Hemen şuraya bakın yan tarafa. Ne yazıyor sağ üstte? D da T ta'ya dönüşebiliyor. Değil mi? Ta ekleri alır. Ağaç de kedi kalmış diyemeyeceğimize göre ne diyeceğiz? Ağaç daha da diyemiyor. Çünkü burada biraz sert söylüyor. Ağaç sert. O zaman ta da sert. Ağaç ta diyoruz. Tamam mı çocuklar? Bu da ismin nedir? D halinde olan bir kelimedir. Peki ne anlamı var? Ağaçta kedi kalmış. Ağacın üzerinde kedi kalmış. Ağacın üstünde kedi kalmış anlamında. Kapıda kaldık. Kapı kelimesi bir varlık adı. Kapı D olamayacağına göre kapıda diyoruz ve ismi D hali. Anlam olarak kapıda kaldık. Yani kapının orada, üstünde, kapıda, kapıda kaldık anlamında. Biraz değişik aslında ama gene de diğer cümleler daha yakın oldu. Mersin'de yağmur yağdı. Mersin'de dediği zaman Mersin, bakın yağmur da bir isim ama burada gördüğünüz gibi yalın halde. Mersin'de ismin D hali kesme işaretiyle de ayrılmış ve anlam olarak Mersin'de yağmur yağdı. Mersin'in içinde, Mersin'de anlamında. Anlaştık mı? Burada tamam mı? Hemen devam ediyorum ve son olarak ismin den hali, adın den durumu. Bu sefer den, dan, ten, tan ekleri alıyorlar çocuklar. Tamam mı? Ayrılma anlamı veriyor. Hemen bakalım. Evden alevler yükseliyordu. Bakın den, evden, evden, evden ayrılıyordu yani. Çıkıyordu. Yaşlı kadın arabadan indi. Dan, arabadan olamayacağına göre arabadan ismin den hali. Arabadan indi, ayrıldı. Arabadan ayrıldı. Mert'ten ödev aldım. Mert'ten ödev aldım. Ayrıldı. Ve yine bakın kesme işaretiyle ayırdık. T. T ile olduğu için Mert'ten demiyoruz. Mert'ten diyoruz. Tamam mı? Ankara'dan yola çıktık. Yola olacak. Yolu değil. Onu şöyle düzelteyim. Ankara'dan yola çıktık. Bakın Ankara kelimemiz varlık adı. Özel isim daha doğrusu, öyle söyleyelim. Dan ne oluyor? Ayrı yazılıyor. Ankara'dan
olmayacağı için Ankara'dan yola çıktık, ayrıldık. Oradan ayrıldık. Ayşe'den okula gideceğim. Ayşe'ye gitmiş birisi. Sonra da oradan ayrılıyor. Ayşe isim. Ayşe'den isminden hali. Ama özel isim olduğu için kesme işaretiyle ayırıyoruz. Ağaçtan elma düştü. Ağaç isim. Bakın elmaya bakmıyoruz, yalın halde. Ağaç isim. Varlık adı. Ağaçtan. Ağaçtan olamaz. Ağaçtan demiyoruz. Ağaçtan elma düştü. Ağaçtan ayrıldı anlamına geliyor. Evet, şimdi bakın bakalım, hemen hızlı bir şekilde bunları sizinle birlikte yapalım. Hazır mısınız? Hazırsanız yazalım. Tamam mı? Başlıyoruz. Okul yalın hali. Değil mi? Evet. İyi hali okulu. Okulli olur mu? I-ı. Okulu. E hali okule. Olamaz. Okula. D hali okul de. De söyleyemedim. Okul de olamaz. Çok kötü oldu. Okulda. Ve den hali ne olacak? Okuldan. Su. Su. Yalın halde. İyi hali su i. Su i olur mu? Hayır. Bu u'ya benzemesi lazım. Su u. Ama bunlar su u diyemeyiz. Bunlar yeni tanıştılar. Hemen bir kaynaştırma getirelim. Suyu. Değil mi? E hali ne olacak? Suya. D hali su de olamayacağına göre suda. Den hali sudan. Çiçek kelimesine bakın bakalım. Çiçek kelimesi. Evet, yalın halde. Bakın çocuklar, buraya çiçeği diyebilir miyiz? Çiçeği diyemeyiz. Buraya da yine bir yumuşatma getireceğiz. Çiçeği. Peki E halinde çiçeğe diyebilir miyiz? Çiçeğe diyemeyiz. Ne getireceğiz? Bir yumuşatma. Değil mi? Çiçeğe. Den halinde. Önce kelimemizi yazalım. Çiçek. Bakın bu biraz sert. Çiçek D demiyoruz da çiçek T. Tamam mı? Den halinde de çiçek ten. Tamam mı? Ceren. Ne diyeceğiz? Ceren yalın halde. Evet, iyi hali cereni. Ama kesme işaretini unutmayalım. Tamam mı? E hali cerene. Kesme işaretini unutmuyoruz. D hali cerende. Ve den hali. Siz de söyleyin benden önce. Harikasınız, cerenden. Ve bir şehir ismimiz Yozgat. Yozgat. İyi hali Yozgat'i. Diyemeyiz. Yozgat'ı. E hali Yozgat'e diyemeyiz. Yozgat'a. D hali ne diyeceğiz? Yozgat. Bakın sert biraz. Ta. Biz de ta diyoruz. D'ler, dağlar, T'ler ve ta'lara dönüşebiliyordu yani. Ve son olarak da Yozgat'tan. Tamam mı? Evet çocuklar, biraz uzun sürdü ama dilerim anlamışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benim çalışkan arılarım.